Tekrar merhaba, tekrar buradayız. Selamlar ediyoruz ve Türker Yiğit Can Komutanım günaydın, evde kal, güvende kal diyor. Halit Tansoy selamlarımızı, Halit kardeşim selamlar ediyoruz. Cemal Uluçay, kumandan kolay gelsin, sıkma canını da cuvayı yaktıracak bunlar bize yakındır. Evet, Abdullah Yükler, evde aç kalanlar gidip araç kaydı vergiyi yatırmaya mı gidecek hükümet? Derdini halk can derdine düşmüş. Şaka gibi diyor. Kardeş, evet Aziz Kemal teşekkür ederim. Zerrin Özatıyla yurdumun güzel insanlarıma nedir acaba bu tantanalar? Hus olayım derim gene asaplarım laşka. Hus olamam. Aha Londra. Akşam Londra'da yaşayan bir Kıbrıslı Türk vefat etti. Beytambal Gorona bundan Allah rahmet eylesin mekanı canı inşallah buradaki herkesin çok daha şanslı olduğunu söyleyeceğim. Her konuda oturun be evinizde şey mi çıktı galanga diris edersiniz. Galın yoksa evler başkalarına kalacak. İyi yayınlar kolay gelsin saygılar. Çok güzel söyledi Zerrin Özatıyla. Çok güzel söyledi. Nazim Abdullah tekrar bize mesaj gönderdi. Evet bu insanlar hastaneye gitmeselerdi ameliyat olmayacak mıydı? İnsanlara temas edenler hep test olmalıdırlar. Evet, Allah korusun inşallah. Yusuf Kaplan, Avustralya'dan herkese günaydın diyor. Sinan Aydın, güzel, teşekkür ederim. Sinan Aydın kardeşimiz, Yusuf Kadir Beyleroğlu Londra'dan bize selam ediyor. Ve Sabahattin Rahimoğlu bize selam etmiş. Bugün facia olabilir demiyorum, olacak diyorum, diyor Afrika Gazetesi'nin manşetinde Bülent Dizdarlı. Lefkoşa Devlet Hastanesi, eski başhekimi Doktor Bülent Dizdarlı pandemi hastanesi yapılmadan sosyal hayata geçersek facia olur. Olabilir demiyorum, olacaktır diyorum. İnşaat sektörünün 17 Nisan'da açılması mümkün değil, diyor İnşaat Müteahhitleri Başkanı. Biyologlar Derneği, endişe belirtiyor. Mehmet Çakıcı aceleci bir adım atılmasının bedeli çok ağır olur diyor. Rehavete kapılmayalım diyor. Bugün Sayın Bülent Dizdarlı'nın sözleri. Evet. Haberci gazetesi bugün 60 bin kişiyi ilgilendiren karar. Bu kararı manşetinden duyurdu. Nasıl olacak? Kendi nam ve hesabına yatırım yapanların 1500 TL ödeme alabilmeleri söz konusu olacak. Bir kişiden daha fazla kişi çalıştıran sektörlerin çalışan işçileri katkıdan yararlanacak. Esnaf tek başına çalışıyorsa 1500 lira maaş desteğinden yararlanacak. 4 kişiye kadar personeli olanlar hem işveren hem çalışanlar destekten yararlanacak. 4 kişinin üzerinde çalışan olması durumunda sadece çalışanlar destekten yararlanacak. Dershane, etüt merkezi ve kreşlerde çalışanlar maaş desteğinden yararlanacak. Basın emekçileri, taksiciler katkıdan yararlanacak. Kasino çalışanları imtiyaz ödenmesi şartıyla 800 TL olarak katkıdan yararlanacak. Yani patronları imtiyazı öderse çalışacak. Evet. Bazı zordaki insanlar mülklerini elden çıkarmak, sıcak paraya çevirmek istiyor bugünkü yazımızın başlığı. Ve Haberci Gazetesi'nin manşetinde İngiltere'de yaşam süren Kıbrıslı Türk doktor Teoman Sırrı var. Teoman Sırrı doktorumuz diyor ki Eylül'e kadar yolu var. İngiltere'de yaşam süren Doktor Teoman Sırrı, hava sıcaklığı yükseldikçe virüsün yaşama ihtimalini düşürdüğünü belirtiyor ve Kıbrıs için bir öngörüde bulunuyor. Eylül'e kadar yolu var. Önlem azaltmak için henüz erkendir diyor. Ayakkabılarınızı eve girmeden çıkarın diye uyarıyor ve İngiltere'de 60 Kıbrıslı Türk ve 20 Türkiye vatandaşının vefat ettiğini açıklıyor. Allah rahmet eylesin. Evet. Kıbrıs'ın kuzeyinde toplam pozitif vaka sayısı 105'e yükseldi. Bir güzel yurt
2 Girne, 2 İskele, 5 yeni vaka. Güzelyurt'taki vaka yurtlardadır, onu söyleyelim hemen. Evet, bunlar şu anda gazetelerimize devam ediyoruz. Aylık 90 milyon TL olan sistem oluşturduk. Hakikat gazetesinin manşetinde bugün Sayın Kudret Özer Saybar hükümet sözcüsü ve tabii ki Başbakan Yardımcısı bunları açıkladı. Aylık 90 milyon TL olan sistem geliştirdik diyor. Ahlaksız çekçiler. Hesabında para olanın çekini ödememesini ahlaksızlık olarak niteleyen Başbakan Tatar'ın uyarısını dinlemediler. 480 bin dolar mevduatı olan bile 282 TL'lik çeki ödemedi. Ahlaksız çekçiler diyor. Bugün korkulan yaşandı. Hesabında 480 bin dolar mevduatı olan bir kişi 282 TL'lik çeki ödemedi. Bir başka örnek, ödenmeyen 350 TL'lik bir çek. Bu çekin sahibinin bankada 3 milyon TL mevduatı var. Böyle giderse çeke güven sıfırlanır diyen bankacılar da endişeli. Kıbrıs'a konuşan bankalar, Star Kıbrıs'a konuşan Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, kararnamedeki eksiklikler nedeniyle fırsatçı bir kesim tarafından 90 günlük erteleme süresinin haksız bir şekilde kullanılabileceğine dikkat etti. Ödeme gücü olanlar ödemeleri yapmalı. Aksi halde ticari hayat bundan olumsuz etkilenecek. Evet, bugün bu haberi de sizlerle paylaştık. Star Kıbrıs'ın ön sayfasından devam ediyoruz. Halkın Sesi gazetesi 60 bin kişiye 90 milyon TL. Basın emekçileri ve taksiciler 1500 TL'lik katkıdan yararlanacaklar diyor Halkın Sesi. Bir günde 5 yeni vaka. Cezaevindeki 142 mahkumun şartlı tahliyedeki yeni düzenlemeden faydalanabilme hakkı vardı. Ancak şartlı tahliye kurulunun dünkü ilk toplantısında 43 başvurudan sadece 12 kişi bu haktan faydalanabildi. Onlarca mahkum ve ailesi kurulun red cevabı karşısında hayal kırıklığı yaşadı, yeni düzenleme talep etti. Bu işi şartlı tahliyeyle yapamayacaksınız. Yalvarıyorum artık size. Bu da benim naçizane fikrim ama çok korkuyorum. Çünkü lak diye girecek oraya ansızın ve çıkmayacak. Orada sizin gurur ve onur meselesi yaptığınız meselenin ötesinde gardiyanlar da var. Ve masum insanlar da var. Neden? Suçsuzluk karinesi meselesinden. Masum insanlar da yatıyor orada. Tutuklu yargılanma zaten insan haklarına aykırıdır bence. Lütfen bir bakın. Lütfen ilgilenin. Orada biraz önceki mesajı da okudum size. 80 kişi 2 lavaboyu kullanır. Anladınız? Koşullar insani değildir. Hapishane lera. Anladınız? Yapmayın artık. Yapmayın. Gecikecek. O manyak söylediydi televizyonda diyeceksiniz. Sadece. Ama günahı ya. Yazık. Havadis gazetesi hükümet hayal kırıklığı manşetiyle yayınlandı bugün. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli hükümetin Covid-19 salgını ile mücadelede aldığı kararları eleştirdi. Ekonomikleri hayal kırıklığı olarak niteledi.
kararsızlar hükümeti diyor Doktor İncirli. Kaynaklar nereye kullanıldığını soruyor. 45 gün bekleyemeyiz. Doktor Burhan Nalbandoğlu Devlet Hastanesi'nin derhal genel sağlık hizmetlerine dönüştürülmesi gerekir. Covid-19'dan insanlar kaybedileceği gibi başka sebeplerden de kaybedilebilir. Pandemi hastanesi için 45 gün bekleyecek durumda değiliz. En uygun hastane salgın hastanesine dönüştürülmelidir. Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında ekonomik destek paketinin dışında bıraktığı basın dahil bazı meslek gruplarını programa dahil etti. Yanlıştan döndüler. Yanlıştan dönmediler. Uyarıları dikkate aldılar. Yani bu durumda hükümetin bunu yapmasının çok güzel bir davranış olduğunu söylemeye çekinmememiz lazım. Helal olsun bunu yapan Bakanlar Kurulu'na, helal olsun Başbakan'a da, yardımcısına da, ekibine de. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz insanları dinlediğiniz için. Bu kadar basit yani. Bunu söyleyebilmek lazım, üzülmeden, çekinmeden. Devam ediyoruz. Volkan Gazetesi, Ersin Tatar, ne yapmışsak bilimsel rehberlikle yaptık. Öyle yapmaya da devam edeceğiz diyor. Bravo. Bu da güzel. Bunu da alkışlamak lazım. 15 gün daha sabredelim. 15 gün daha sabredelim. Restorancılar COVID-19'un ülkeye yayılmasına öncülük eden sektör olmak istemiyor. Respir üyelerinin %99'u 15 gün sıfır vakada kalınmadan iş yerlerini açmamakta kararlı. Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, koronavirüsü ile mücadelenin ülke olanaklarına rağmen şu ana kadar iyi gittiği görüşünde, inşallah öyledir. Evet, Ulusal Birlik Partisi açıkladı, tefeci elinde çekimiz yok diyor bugün. Ve Güney Kıbrıs'ta insanlar yardımsız evlerinde ölüyor diye yazdı Kıbrıs manşet. Bugün Kıbrıs manşet. Ve Nacak Gazetesi, güneyde durum korkunç diyor. Rum toplumunun büyük bölümüne yayıldığı iddiası var. Bugün Nacak'ın manşetinde inşaat sektörünün 17 Nisan'da açılması mümkün değil. Bunu da söyleyen İnşaat Müteahhitleri Başkanı, Birliği Başkanı Cafer Gürcafer Nacak'ın ön sayfasında. Evet, dijitaldeki gazetelerimizi okuduk. Şimdi basılı olarak elimize ulaşanlara bakalım. Virüsün ekonomik etkisi yıllarca sürecek diyor Kıbrıs gazetesi. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını can yakmaya devam ederken ekonomik dengeleri de alt üst etti. Ekonomistler ülkemizi derinden etkileyen bu durum sonrası her şeyin bir anda eskisi gibi olmayacağı uyarısında bulundu. Tarla sürdüğü esnada rahatsızlandı, hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Şeren, Mehmetçik Pamuklu köyleri arasındaki arazide traktörle tarla sürdüğü esnada aniden rahatsızlandı. Olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılan Şeren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şeren'in kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Kapalı işletmelerin çalışanları 1500 TL'lik katkıdan yararlanacak. Açık işletmelerde istisnalar hariç bu destekten yararlanamayacak. İstihdam destek ödemesinden 60 bin kişi yararlanabilecek. Ev içi şiddet vakaları arttı. Lefkoşa Türk Belediyesi Şiddete Karşı Yan Yana Proje Koordinatörü Doktor Ömür Yılmaz'ın açıklaması bu ve ayrılmak istediğim için bana şiddet uyguluyordu diyor. Kız arkadaşını ciddi şekilde darp etmekten mahkemeye çıkarıldı bir kişi. Suçlamaları reddetti, kız arkadaşını suçladı. Ayrılmak istediğim için bana şiddet uyguluyordu dedi. Test vaka sayımız az, ölüm oranı yüksek. Evet, Güney Kıbrıs'ta 715 vaka var ama Güney Kıbrıs 23 bine yaklaştı testte. Biz 5 bine yaklaştık. Güneyde 715, kuzeyde 105 vaka var. Güneyde 12 ölüm, kuzeyde 4 ölüm.
Güney Kıbrıs'ta ölüm oranı %1.73, bizde %4. Çok yüksek diyor bu rakam için. Cumhuriyetçi Türk Partisi Sağlık Çalışma Grubu yeniden açılmaya dair öneriler belirledi. Bu arada Doktor Aldağ yoğun bakımda 5 hasta tedavi gördü. 1 kişi kurtuldu. Bu hastalık hafif seyirlerde başlayıp yoğun bakımda giderek ağırlaşan bir hastalıktır diyor. Yoğun bakıma girme seyri ölüm riskini de taşıyor. Tıp İş Başkanı Doktor Varış söylüyor bunu. Bizi hasta seçmek zorunda bırakmasınlar diye de söylüyor. Bizi hasta seçmek zorunda bırakmasınlar. Evet, Yasemin Beki Tener, mahkemeler açılsın, her mahkum suçlu mu? Lütfen yeter artık diyor. Aynen böyle. Her mahkum değil, her tutuklu suçlu değildir ki. Mahkemeler açılsın en azından diyor. Belediye çalışanlarına test yaptıran Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde risk altında çalışan hemşire, doktor ve diğer sağlık çalışanlarının tümüne yaptırılması yönünde karar alması gerektiğine inanıyorum diyor Behçet Çelebi kardeşim. Yasemin Beki Tener, neyin kafasını yaşıyorlar, cezaevinde sağlıksız yaşadıklarını herkesten iyi biliyorlar demiş. Günaydın kardeş Sayın Bülent Dizdarlı, Erol Uçaner ve diğer hekimlerimiz açmayın diye bar bar bağırır, yönetenler açacak diyor. Ne yapacağız? Eskilerin dediği gibi inşallah bir çuval inciri zok etmeyik. Mehmet Bolkan hocam günaydınlar kardeş. Alev Taşoğlu Pehlivan günaydınlar. İsmail Yaman günaydınlar. Yusuf Kadir Beyleroğlu günaydınlar. Öğretmenlere de teşekkürler. Aileleri çocuklarla baş başa bırakmadılar. Velilerin yükünü hafifletiyorlar. Evlerimize girdiler, neme lazım demiyorlar. WhatsApp'la, Messenger'la bravo alkışı hak ediyorlar dedi Hüseyin Önal. Biz de tabii ki bravo diyoruz bu konuda hem bakanlığımıza hem öğretmenlere. Günaydın Serhat Bey. KKTC Başbakanı başka bir ülkenin Cumhurbaşkanı için Cumhurbaşkanımız derse bir sorun vardır demektir. Bizim Cumhurbaşkanımız vardır. Halil Tacan Iskordo, başbakanın dili sürçmüştür herhalde bu konuda. Ama yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanımız demek yanlış olmaz. Fiziken öyle bir pozisyoncu olmayabilir hukuken ama yani fiiliyatta öyle yani şu anda yanlış değil. Bizim hapishane Norveç hapishanelerine benziyor. Onun için tahliye etmiyorlar. Yazıklar olsun. Evet, aynen böyle. Zaten Norveç'te bize aldılar. Bizi örnek aldılar Norveç'teki hapishanelerde. Gördünüz mü Norveç'teki hapishaneleri? Lütfen görün. Lütfen görün. Lütfen inceleyin. Ha, eğer diyorsanız ki bizim kafa yapımızla onların kafa yapısı, o zaman her şeyi değişelim. Bizim kafa yapımız biraz yanlış ise ona göre değişmemiz lazım her şeyi, değil mi? Bravo Metin Emir Ali Bengisu. Üç banyonun, üç lavabonun bulunduğu cezaevinde ne derece steril. Açın mahkemeleri, yazık değil mi? İnsanların hayalleriyle oynuyorlar. Cezaevindeki insanları resmen ötekileştiriyorlar. Dünya ülkeleri bıraktı, burada ne yapmaya çalışıyorlar? Allah korusun bir virüs çıkarsa vebalini kaldıramayacaklar ve bu iş Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine kadar gerekirse gidilecek diyor Yasemin Beki Tener. Çok güzel söylüyor bence Yasemin Beki Tener. İbrahim Gürsoy Gelengül günaydın, Deniz Baydar Onat günaydın, sağlıklı bir gün diliyor bizlere TC Deniz Baydar Onat. Evet, 90 milyonluk son proje demiş bugün Diyalog gazetesi manşetinde. Hükümet özelde çalışanlara 1500 TL yardım kapsamını 50 binden 60 bin kişiye çıkardı. Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 zanlı teminata bağlandı. Tümü suçunu kabul etti. Haftada 2000 kişi gelecek. Yurt dışından 226 Rum daha adaya dönüş yaptı. Haftada 2000 kişi gelecek. Gazi Mausa Hastanesi'nde MR cihazının bir aydan beri bozuk olduğu bildirildi. İki çocuk babası Hasan Şeren traktörle tarla sürerken aniden fenalaşıp yaşamını yitirdi. Birlikte yaşadığı kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle mahkemelik olan kişi duruşmada karşı tarafı suçladı. Şiddet gören benim dedi. Bugün bu haberlerde Diyalog gazetesinde yer aldı.
Tatar bilimsellik esastır diyor başbakanın açıklaması böyle. Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, parti meclisinin onayı sonucu seçim dönemi çalışmaları için kurulan Mali İşler Komitesi dün 14'te Genel Sekreter Ersan Saner Başkanlığında üyeler Kenan Örgen, Genel Sekreter Yardımcısı Aydın Soyer, MYK üyesi Sayman, Özgür Arıkan, MYK üyesi Selim Gökbörü, MYK üyesi katılımları ile partinin Cumhurbaşkanlığı seçim propaganda süreci harcamaları hakkında ortada atılan iddiaları görüştü. Komitede toplantısında yapılan açıklamada sonrasında partinin çeklerinin tefecilerin elinde olduğu yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulandı. Açıklamada komitenin Mart ayı sonuna dek seçimlerle ilgili tüm harcamaları incelediği, tüm harcamaların usulünde yapıldığını tespit ettiği ve onayladığı vurgulandı. Böyle bir haber var. Vakıfların katkısı büyük. Tatar taksicilerle görüştü. Hastalığı yayan sektör olmak istemiyoruz diyor Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım. BRT'de Levent kardeşimin programına katılmış. Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 700'ü geçti. 60 bin kişiye destek sağlanacak. Kudret Özersay Bakanımızın açıklaması var Yeni Bakış'ın sür manşetinde. Borçlanıp ödesinler. Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, müteahhitlerin devletten alacakları ile ilgili konunun koronavirüs krizinden önceye dayandığını belirterek ağır aksak yapılan ödemelerin şimdi tamamen durduğunu söyledi. Öksürdük, borçlanıp ödesinler dedi. Bazı veliler tepkili. Bir kolej para talep etmiş, kapalı olmasına rağmen. Cezaevinde tecavüzcüler, dolandırıcılar, kadına şiddet yapanlar çıkıyor. Sizce hak ediyorlar mı? Nevroz Dumanlar soruyor bunu. Tecavüzcü, kadına şiddet uygulayanlar ve dolandırıcılar çıkıyorlar, hak ediyorlar mı? Eğer yasal olarak 12 kişi içerisinde bunlar da varsa, cezalarının 1/3'ünü çektilerse ve şartlı tahliyeden yaralanacaklarsa, evet. Ama bizim söylediğimiz oradaki laşka düzeni, yani kimseyi suçlamak için söylemiyorum, hele hele gardiyanlarımızı asla, çünkü en çok riskte olan gardiyanlarımızdır. Benim söylemek istediğim bambaşka bir şeydir. Sürekli tekrar etmek zorunda kalıyorum ama olay bu. Oradaki sosyal mesafeyi koruyacak kısmi bir aftan söz etmeye çalışıyorum aslında. Öyle onu bunu falan filan değil. Bir kere mahkemeler derhal açılıp tutuklu yargılananların tutuksuz yargılanmasına geçilmesi lazım. Cezasını çekmiş olanların 1/3'ü zaten şartlı tahliyeden çıkabilir. Bir miktar siz destek olursanız meclis, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu birlikte en azından orada çok ağır insana karşı işlenmiş suçlar dışındakiler bırakılabilir. 2 gram Gannavuri'den yatanlar var. 2 gram tutukludur bekler. 2 gram. Adam 4 defa serecek kavacıyı güzel çekeceğiydi. Olası can kayıplarının sorumlusu hükümet olur diyor Haberatör'ün manşetinde Sayın Çakıcı. Bazı daireleri açma kararının koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleyi olumsuz etkileme olasılığına dikkat çekiyor. Evet, Yasemin Bekitener teşekkür ediyor bize. Sağ olsunlar. Güner'in yeri Güner abim, günaydın Serhat'ım, hayırlı sabahlar. İyi ki varsın, iyi ki siz varsınız. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Mali destek paketi genişletildi. Bugün Kudret Özersay'ın açıklamaları detayda da var. UBP'de mali toplantı yapıldı ve harcamaların usulüne göre yapıldığı açıklandı. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından üretilen 1645 yüz siperi sağlık ve güvenlik görevlileriyle ihtiyaç duyulan merkez ve kurumlara dağıtıldı. Niyazi Kızılyürek Avrupa'dan mali destek arayışlarına devam ediyor. Yürü be Niyazi abi, bakayım ne olacak. Hadi bakayım inşallah. Sibel Paralik günaydınlar, iyi yayınlar demiş bizlere. Biz de ona söylüyoruz sevgi saygılarımızla birlikte tabii ki. Ve şimdi Serhat İncirli'nin yazısına geçeceğiz. Geçeceğiz. Evet.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese selamlarımızı iletiyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz tabii ki. Ve şimdi geçiyoruz Serhat İncirli'nin yazısına. Bakalım bugün Haberci'de ve Gündem Kıbrıs'ta yayınlanıyor benim yazılarım. Haberci gazetesinin internet tabii ki artık baskımız internet sayfasında bakalım ve Gündem Kıbrıs'ta iki yerde de yayınlanıyor. Bazı zordaki insanlar mülklerini elden çıkarmak, sıcak paraya çevirmek istiyor. Öyle bir başlık kullandık ama aslında yazı sadece bu konuyla ilgili değil. Onu birlikte okuyalım. Birlikte okumamız için ben Facebook'ta da paylaşıyorum. Aynı zamanda Haberci'nin internet sitesine girerseniz oradan da okuyabilirsiniz. Şu anda tweet olarak da attık ve birlikte okuyalım. Twitter'da da bulabilirsiniz, Facebook'ta da. Eğer eve kapanma 3 ay süreyle devam ederse İngiltere son 300 yılın en kötü ekonomik dönemini yaşayacak. Bunu dün Daily Telegraph gazetesi yazdı. Bu hesabı İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptı. Ne yazık ki biz son 300 sene diye başlayan bir istatistikten bahsedemeyiz. Ne nüfusumuzu biliyoruz, hatta ne de vatandaşlarımızın nerede yaşadığından doğru dürüst haberdarız. Bugün Lefkoşa sokaklarında dolaşanların büyük çoğunluğu Lefkoşalı da değil, Kıbrıslı da değil. Ve içimde öyle bir his var ki, umarım yanılırım, devletin bu insanların büyük çoğunluğundan haberi yok. Bu insanların hiçbir yerde kaydı ve kuydu da yok. Herkesin net bildiği bir şey var KKTC'de. 1958'den bu yana en kötü günler yaşanabilir. Tapu dairesi, posta dairesi ve araç kayıt dairesi açılsın. Eğer sosyal mesafeyi, her türlü hijyenik güvenliği sağlayabileceksek, bence açılsın. Devletten maaş alanların büyük çoğunluğu açılmasın tarafında. Gündelik çalışanlar, esnaf, iş insanı, özel sektördeki işsizler ise sanki daha çok bir miktar açılsıncı. Doktorlar, biyologlar, sağlıkçılar açılmaya karşı. Serhat sen delirdin mi diyebilirsiniz. Hayır delirmedim. Ama bu üç daire bir test olabilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bundan sonra yaşantımızın çok uzun bir döneminde sosyal mesafe, bulaş, hijyen kuralları olacak ve bu daireler öğrenmemiz ve öğretmemiz için örnek olabilir. Peki neden bu üç daire? Araç satışı mı var? Çok posta mı geliyor? Yoksa arazi ve ev satışları mı patladı? Öyle bir dedikodu işittim ki iki gündür ne uykum kaldı ne de nefes düzenim, ciğerim eridi. Bazı zordaki insanlar mülklerini elden çıkarmak, sıcak paraya çevirmek istiyor. Zorda kalmış, geliri olmayan küçük balıklar. Ve büyük balıklar, ki genelde köpek balığı cinsi olanlar, malları normal fiyatının çok altında alıp bugünleri fırsata çevirmenin planlarını yapıyor. Mallar da hep Rum malı ki o da cabası. Tapu dairesi açık olmalı ki anında devir teslim yapılabilsin ki bu konuda bir mesaj aldık bugün. Ayrıca bankadan kredi için de tapu şart. Komünizm değeri mi? Komünizmin değeri mi? Bunu anlatmak istemiyorum. Ama kapitalizmin ne kadar vahşi ve de iğrenç bir şey olduğunun en basit örneğidir bu. Bunu da yaşayacakmışız demek. Neyse, evet evde kalalım. Evet gerekmedikçe lütfen sokağa çıkmayalım. Bizim tapuda araç kayıtta zaten işimiz olmaz. Seyri sefer mi? Online ödeyelim. Ama bu üç daire yeni hayatımız için test olsun. Dezenfekte edelim. Maskesiz kimseyi binalara yaklaştırmayalım. Tatbikat yapalım gibi bir şey. Ancak yine de şunu eklemek istiyorum. Bu konuda son kararı en ön cephedeki sağlık ekiplerinin görüşü alınarak Sağlık Bakanı vermelidir. Başka bir konu. Mutlu haber. 45 günde pandemi hastanesi.
5 seneden uzun süredir Omorfa'daki hastane yarım inşaatı duruyor. 5 seneden uzun süredir Lefkoşa'ya, Türkiye'dekilere benzer bir şehir hastanesinden söz ediliyor. Tuğla konmadı. Hapishane bitirilemedi. Ercan Havalimanı 2070'lere kalmaz inşallah. Yollar bekliyor falan derken dün sabah televizyonda 45 günde hastane bitirmek mi? Lütfen ahaliye söz vermekten vazgeçin diye bir yorum yaptım. Ali Kamacı dostumuz aradı, iş insanı. İş tarafını bir yana bırakın, bu ülkenin en güzel insanlarından biri. Hastaneyi biz yapacağız ve 45 günde bitireceğiz, bitirmezsek de para almayacağız dedi. Şu anda yazıyı yarıda kesip arkadaşla konuşmamı mı tercih, bekleyecek birazcık diye düşünüyorum. Bekleyecek birazcık. Evet, son günlerde işittiğim en mutlu, en muhteşem, en umutlu haberdi bu. Hastaneyi 45 günde bitireceğiz, bitirmezsek para almayacağız. İnşaatla ilgili olarak da sürekli halka bilgi vereceğiz dedi Ali Kamacı, kolay gelsin. Bu arada vaktimizin önemli bölümünü televizyon karşısında geçirdiğimiz de bir gerçek. Güldür Güldür adlı şovu çok beğeniyorum. Bazı espriler hiç güldürmüyor olabilir ama bazıları muhteşem. Salı akşamı izlediğim bir skeçte bir şirketin patronu 4 çalışanını evine yemeğe davet etti. Çeşitli yemekler yaptı, yemekler iğrenç. Ama çalışanlar muhteşem oldu, ellerinize sağlık gibi övgüler düzüyor. Patron her övgüye karşılık size zam yaptım diye bağırıyor. Sonra patron bir bakıyor ki bizimkiler aslında hiçbir şeyi yememiş. Affedersiniz, tükürmüş, kusmuş, saklamış. Bu arada 5. bir eleman geliyor, acıktım diyor, patron yemekleri gösteriyor. 5. çalışan ağzına ilk götürdüğü lokmada patrona iğrenç olmuş, siz bana bir dürüm söyleyin diyor. Patron bir tek senin maaşına zam yapacağım diyor. Öteki 4 kişi itiraz ediyor. Ama o da beğenmedi efendim yemeklerinizi diye de ekliyor. Patron ama o gerçeği söyledi, korkmadı diye yanıtlıyor. Çalışanlara da ders veriyor. Dürüstçe, korkmadan, çekinmeden gerçekleri söyleyin. Korkmadan, dürüstçe gerçekleri konuşalım artık. Günlerdir bunu anlatmaya, yazmaya çalışıyorum. Hepimiz birkaç istisna hariç, yalakalıktan, yağcılıktan, şükrancılıktan, propagandacılıktan bir haller olduk. Gerçekleri gizliyoruz, söyleyemiyoruz. Koronavirüs sonrası yeni yaşantımızda artık yalakalar, yağcılar, şükrancılar, sahtekarlar, gammazlar, dönekler olmasın. Mesela son 4-5 yılda 3 farklı hükümet geldi geçti. Türkiye'den maddi yardım gelmediğini söyleyebilen yok. Net rakamları açıklayın lütfen. Çünkü bu konuda bilgi kirliliği var. Herkes, hepimiz bilelim. Kimse kimseyi suçlamayacak. Ama kimse kimsenin de propagandasını yapmasın. Lehte ve aleyhte konuşmaya gerek yok. Geldiyse ne geldi? Mesela koronavirüs döneminde ne geldi? Kaç kutu ilaç? 2'den fazlaysa kaçtır? 3 mü? Geldiyse teşekkürler, gelmediyse eyvallah. Bu zor dönemde bu topluma yardımcı olan herkese teşekkürler. Olmayana da eyvallah. Ama yalana, propagandaya, şükrancılığa, şakşakçılığa, yalakalığa hiç gerek yok. Kimseyi suçlamaya da tabii ki. Tekrar ediyorum. Yeter ki yalansız, şeffaf, dürüst, doğru hesap verin. Yağ çekmeden, şükrana girmeden, propaganda yapmadan. Herkes hesabı görsün. Gülümsesin ve devam edelim. Eyvallah. Ne demişti Ahmet Okan ve Acar Akalın? Güzel günler hangi dağın ardındadır? Varabilmek mümkün mü hiç o dağlara? Hiç bu denli unutmamıştık yaşamayı, gülmeyi, sevişmeyi ve şarkı çalmayı. Ahmet abi, Acar abi, bundan böyle güleceğiz, sevişeceğiz, şarkılar söyleyeceğiz, birlikte yaşayacağız inadına. Evet. Evet. Evet.
Evet, reklamdan sonra alacağız konuğumuzu da. Hayatta iki şey var. Bir niyet, bir de para. Bu ikisinden biri eksik olunca işler olmuyor kardeşim, diyor Yaşar Aracı. Fırat Güçlüsoy günaydınlar demiş. Biz de ona sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Fırat kardeşimize sağ olsun, var olsun. Var mı başka mesajımız? Yok başka mesajımız. Arayacaklar bizi tekrar. Ne zaman? Şey olarak biraz sonra. Kamacılar yaparım diyorsa yapar. Güvenim sonsuzdur diyor Hüseyin Önal. Biz de tabii ki güveniyoruz. Bu konuda tabii ki çok önemli bizim için de. Aynı şekilde söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Çok önemli. Efendim, Kıbrıs Postası gazetesine bakalım. Kıbrıs Postası gazetesi bugün neler yazdı bizler için, ona da bakalım. Bu arada yaşamını yitiren çok değerli bir büyüğümüz daha var. Türk Metalsem Başkanı Mustafa Özbek. Allah rahmet eylesin. Onu da Mustafa Özbek bu ülkede çok uzun süre yaşam sürdü, bu ülkede kaldı, Ergenekon davasında hapse girdi, çıktı, kanserle mücadele ediyordu. Türk Metalsen'in buradaki sendikacı arkadaşlarla, kardeşlerle ilişkileri neticesinde özellikle Türkiye'ye tedaviye giden birçok Kıbrıslı kardeşimiz, vatandaşımız orada bu güzel ilişkiler nedeniyle Mustafa Özbek sayesinde Türk Metalsen'in misafirhanelerinde misafir edildi. Çok insana çok ciddi yardımları dokundu. Allah rahmet eylesin. Onu da saygıyla anıyoruz tabii ki. Allah rahmet eylesin Mustafa Özbek, onu da unutmayalım. Kıbrıs'ın güneyinde 6 şiddetinde deprem bekleniyor. Hatay'da yaşanan depremler sonrası uzmanlar Kıbrıs'ı işaret ederek Hatay'daki depremlerin Kıbrıs'ı etkileyeceğine işaret etti. Profesör Doktor Mustafa Yıldırım, önümüzdeki aylarda Kıbrıs'ın güneyinde 6 şiddetinde deprem bekliyorum dedi. Bu da ilginç bir şey çünkü güney derken denizin içindedir yoksa güneydedir. Güneyde olursa mesela Güney Lefkoşa sallanırsa Kuzey Lefkoşa ne olacak? O taraf sallanacak, bizimkiler stable duracak mı gibi geliyor aklıma. Yoksa sadece öyle baf maf mı sallanacak, bizim Karpaz'ın birazcık bu taraflar sallanmayacak mı, Limli'de etkilenir mi, Trodos dağları ne olur, Lefke sallanır mı falan. Yani sınır ne olacak, Atilla Lain der Rumlar. Onun o tarafı sallanacak, bu taraf sallanmayacak gibi mi? Çok merak ettim. Kıbrıs Postası'nda bugün bu haber var, okumak lazım. Elazığ depremi Helenya'yı adlı taktonik alanı tetikledi. Son depremler Lazkiye açıklarında Helenya'nın doğu ucunda. Önümüzdeki aylarda Kıbrıs'ın güneyinde 6 şiddetinde deprem bekliyorum dedi. Evet, Kıbrıs, ama son deprem Kıbrıs yayı dediğimiz fayla ilgili. Bunu da Profesör Namık Çağatay söylüyor. Allah Kıbrıs'ı sarsıntılardan korusun tabii ki. Bir o eksikti. Evet. İlginç. Bazı gazino sahiplerinin çalışanlarına en azından bir ayda olsa sahip çıkması gerekirken pılısını pırtısını toplayıp kaçtığını belirten Bakan Faiz Sucuoğlu, bunları unutmamak adına bir deftere yazdıklarını, bu salgının günün sonunda biteceğini hatırlatıyor. Önemli. Bence çok önemli. Wow. Eminsin Sayın Bakan? Geldiklerinde ahbap olmayacaksınız. İnşallah. Evet. Karantina altındaki bir kişinin daha, dün akşamdı bu çok geç saatte, Dom Otel'de karantinada kalan bir kişinin daha. Bunlar 1 Nisan tarihinde İstanbul'dan gelen 136 yolcudan biriydi tabii ki. Şimdi çok ilginç tabii ki. Bekliyoruz. Evet, çok güzel sevgili Zeynep. Çok teşekkür ederim Zeynep. Canım ciğerim. Herkese selamlar, çok selamlar herkese. Anneciğine, çocuklara, eşine, herkese. Efendim, Metin Emir Ali Bengüsü, 45 günde bitme olasılığı yüksek. Fakat anahtar teslimi yoksa çelik yapımı bitecek. Sorulsun lütfen.
anahtar teslim mi yoksa çelik yapım mı? Metin Amirali Bengisu sormak lazım. Bayar Piskopulu, her şey senin yazın kadar şeffaf olsa diyor. Ah diyor Bayar Piskopulu ya. Yaşar Aracı, hayatta iki şey var söylemiştik, okumuştuk. Fadime Aydın Altun Terim, selamlar, sevgiler, saygılar herkese. Binlik bir alamete gidiyoruz kıyamete diyor Hasan Aysel. Binlik bir alamete gidiyoruz kıyamete, amanin diyor Cem Karaca. Hasan Aysel bunu dinliyor. Savaş Tilki'ye selamlarımızı iletiyoruz ve son aramıza gidiyoruz. Reklam aranızdan sonra haberlerimize devam edeceğiz. Ama son olarak bir bakalım gündem Kıbrıs'ta. Gündem Kıbrıs'ta neler var? Bugün hemen bakıyoruz. Evet, Ali Pilli canlı yayında dün akşam açıklamıştı. Bir karantinada bir pozitif daha var. Fransa'da koronavirüs ölenlerin sayısı 17 bini aştı Fransa'da. Türkiye'de 115 kişi daha dün ölüler kervanına yer aldılar. Allah rahmet eylesin hepsini. İtalya'da 22 bine doğru gidiyor. Bunları da okuduk. Haber Kıbrıs'a bakalım. Haber Kıbrıs internet sitesinde, gazetesinde neler var? Hemen bakıyoruz. Haber Kıbrıs'a da bakalım. Bugün mümkün olduğunca bütün haber organlarımıza bakıyoruz. Evet, Haber Kıbrıs'ın birinci haberi online seyir-i sefer ödemesine %10 indirim şeklindeydi. Dövizde son durumu sizlere Haber Kıbrıs'tan aktaralım. Bugün nedir durumlar? Evet, şu anda dolar 6.91, sterlin 8.64, euro 7.53'lerde geziyor ki bu bizi titir ediyor. Titir ediyor, koronadan daha korona oluyor yani. Korona, böyle kalın korona gibi yedik yani diyor bunu kısaca. Aramız var, aradan sonra buradayız.